Karakaya Baraj Gölü'nün kıyısındayız. Bulunduğumuz bu bölgeye Malatya'nın Battalgazi ilçesinin içinden geçerek geldik. Burası ile ilgili birçok kişinin pek fazla bilmediği feribot turu yapacağız. Buraya gelerek feribota binebilirsiniz. Bu bölgeye gelmek için Battalgazi yoluna girdikten sonra feribot tabelalarını takip etmeniz gerekiyor. İnsanlar buradan feribota binerek kıyının karşı tarafına, yani Elazığ'ın Baskil ilçesine geçiyor. Biz de buraya feribot turu yapmak için geldik. Bu feribotlar araç feribotları aslında. Bu nedenle sadece araçlardan ücret alınıyor. Örneğin bir otomobil için 20 TL ücret ödüyorsunuz. Karakaya Baraj Gölü hakkında biraz da bilgi verelim. Karakaya Baraj Gölü'nü tanıtmak için öncelikle Fırat Nehri ile başlamak gerekir. Fırat Nehri oldukça uzun bir nehirdir. Adına türküler bestelenmiş, filmler çevrilmiş bir nehirdir. Fırat Nehri Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa illerinden geçtikten sonra önce Suriye'ye, ardından da Irak topraklarına girer. Irak'ta Dicle Nehri ile birleşerek Şaddül Arab'ı oluşturur ve Basra Körfezi'ne dökülür. Fırat Nehri üzerinde Türkiye'nin en büyük barajları inşa edilmiştir. Bunlardan birisi de Karakaya Barajı'dır. 1987 yılında tamamlanarak hizmete açılan ve Atatürk Barajı'ndan sonra Türkiye'nin ikinci büyük barajı olan Karakaya Barajı aslında Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesindedir. Burada gördüğünüz ise Karakaya Baraj Gölü'dür. Karakaya Baraj Gölü baraj yapımı sırasında meydana gelmiş, Karakaya Barajı'nın su tutması sonucu oluşmuştur. Malatya'nın Kale, Battalgazi ve Elazığ'ın Baskil ilçeleri arasında bulunmaktadır. Şu anda Elazığ'ın Baskil ilçesinin de bulunduğu bölgeye geçiyoruz. Baskil ilçesinin de bulunduğu bölgeye geçmiş bulunuyoruz. Tabii bu bölgede Malatya'nın da bazı köyleri bulunmaktadır. İsterseniz burada tekrar feribota binerek yine diğer tarafa geçebilirsiniz. Karakaya Baraj Gölü Kültür ve Turizm Koruma Bölgesi ilan edilmiştir. Karakaya Baraj Gölü'nün çevresinde turistik tesisler bulunmakta ve feribot seferleri düzenlenmektedir. Karakaya Baraj Gölü üzerinde Türkiye'nin en uzun demiryolu köprüsü bulunmaktadır. Karakaya Baraj Gölü özellikle kış aylarında birçok su kuşuna da ev sahipliği yapmaktadır. Göl çevresindeki yüksek yamaçlarda endemik bitki türlerine rastlanmaktadır. Şimdi ise Kömürhan Köprüsü üzerinden geçiyoruz. Kömürhan Köprüsü Harput'a bakar diye bir de türkü sözümüz var. Aslında Kömürhan Köprüsü Harput'a bakmıyor. Burada ikinci bir köprü inşa ediliyor ve onun da yapımı tamamlanmak üzere. Ayrıca burada tüneller açılmış ve onlar da yakın bir zamanda hizmete açılacaktır.